bebek annesi, 3 erkek evlat sahibi Gülben Ergen doğumdan sonra ilk kez sahnedeydi. Şarkı söylemeyi özlediğini söyledi. Şarkı söylemeyi özlemişim bir kere, orası kesin. Ergen, Ares ve Güney Bebek'ten ilk kez bu kadar uzak kaldı. Cep telefonunu bir an olsun yanından ayırmadı. Heyecan var. Sahneye çıkan görmüş müydünüz? Bak elinde parfümle çıkarlar genelde çocukları aramakta. Gülben'e sahnede ikiz bebek sürprizi. Güney kafandaki pembe oğlum oldu benim. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye. Zaten hayat güzel, ne bugün ne yarın harcanır mı senle? Gülben Ergen doğumdan sonraki ilk konserini Yavru Vatan Kıbrıs'ta verdi. Şarkılarıyla sevenlerinin gönlünü yeniden fetheden Gülben'in konserinde neler olmuş neler bitmiş, şöyle bir göz atalım mı? E hadi o zaman güzel bir Gülben Ergen şarkısıyla start veriyoruz haberimize. Konser öncesi havaalanında Alişan'la karşılaşan Ergen neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Kuliste ise beyazlar içindeki güzel sanatçıya bir muhabir bakın nasıl bir benzetmede bulundu. Hemen gelip zannediyorum. Senin gibi olmuş. Genelde sanatçılar elinde parfüm öyle çıkar kuliste basının karşısına. Ancak ikizleri Ares ve Güney'den ilk kez ayrılan Gülben Ergen için durum farklı. Gülben görüntülü telefon sayesinde hasret gideriyor çocuklarıyla. Heyecan var. Sahneye çıkan görmüş müydünüz? Bak elinde parfümle çıkarlar genelde çocukları aramakta. Ne dedi durumlar? İyi iyi, her şey yolunda. Herkes uyuyor. Ünlü şarkıcı aylar sonra tekrar sahnede olmanın mutluluğunu yaşıyordu o gece. Ama performansından da bir şey kaybetmediğini, dosta düşmana göstermesini bildi. Heyecan var değil mi? Var tabii, bu bir geri dönüş bir anlamda. Bu kadar ay sonra ilk defa sahneye çıkıyorum. Ne zaman? İşte albümüm çıktığı zaman galiba, kışın albüm tanıtım konseri vermiştim. Sonra da her şey durdu. Ben o kadar heyecanlıydı ki o gece her cümlesinde ifade etti duygularını. Bugüne kadar hiç konsere çıkmadan albüm satışlarının iyi gitmesi de ayrı bir gurur kaynağıydı güzel az solist için. Bir albüm için hiçbir şey yapmadan bu kadar iyi gitmesi. Heyecanlıyım tabii ki. Gülben Ergen ilk oğlu Atlas'ın doğumunun ardından da yine Kıbrıs'ta, üstelik de aynı otelde konser vermiş. Bu mekanın uğruna inanıyor olmalı. Atlas'ın doğumundan sonra da ben ilk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıştım. Heyecanlı. Güzel sanatçı sahne tozunu çok ama çok özlemiş. Tabii şarkı söylemeyi özlemişim bir kere, orası kesin. Provaya bile koştura koştura gittim. Dün Taşkın'ın stüdyosunda da minicik bir prova yaptık. İnsanın, yani bir sanatçının bunca senedir, 15 yılı aşkındır sahnede bulunan birisinin seyircisiyle buluşmasının da tuhaf bir kutsal güzelliği var tabii. Özledim. Onlar da beni özlemişlerdi herhalde. Gülben doğum sonrası fazla kilolarından neredeyse kurtulmuş. Birkaç kilo fazlalığını da anlayışla karşılayın diyor. Beyazı giyinmek zordur ama işte azıcık bol, azıcık falan filan. Beni böyle yeni kırkı çıkmış bir anne gibi değerlendireceksiniz. Bu kilo sorularını bana sakın sormayın ki ilk zaman için iyi olduğunu düşünüyorum o yoğun geçen günlerin ardından. Bu kıyafete hani böyle özendim yeni olduğu için. Şeyciğim, kilo dediniz ama hiç kilo görmüyoruz biz. Teşekkür ederim. Sizin göremeyeceğiniz kadar derinlerde. Benim istediğim kilodan en az 4 kilo fazlam var aslında şu anda. İdeal kilodan. O da çok normal. Zamanla gidecektir. Atlas'a bir değil, iki kardeş birden geldi. Peki Atlas kıskanıyor mu bakalım ikiz kardeşlerini? Sürpriz oldu, iki kardeş birden geldi. Evet.
hayatta. Evet. Peki Atlas ne alemde? Nasıl karşıladın? Atlas çok alemde. Çok akıllı bir çocuk, her şeyin çok bilincinde. Beni şaşırtacak şeyler yapmıyor. Çok doğaldır. Önümüzdeki günlerde tabii ki ufak tefek kıskançlıklar yaşanacak. Ama bunun da olması doğal, olmasa şaşırırım. Çocuk bir beklerken iki geldi başına. Bu arada Gülben Ergen'e bir sürpriz vardı sahnede. İstanbul'da evinde mışıl mışıl uyuduğunu zannettiği, o çok özlediği ikizlerini yanı başında buldu güzel sanatçı. Üstelik ikizler büyümüş de küçülmüşler gibi sanki. Nasıl mı? İzleyip görelim. Bu ne kafandaki pembe oğlum oldu benim. Aç. Ay doğdum çocuklar. Söyle. Ne diye? Hediye. Bu da senin hediyen mi? Nerede daha annen? Ferhat yattı, Ömür yağladı. Göçer ve Gedik çiftinin tam gaz Bodrum tatili. Önce Özgün Amal oynadı, sonra Murat Boz tekrarladı. Ne korkuyorsun, aşık olmaktan mı söyle? Aşk seni bulunca kaçar mısın böyle? Kalp krizi geçiren usta sanatçı Orhan Gencebay sağlık durumunu heyecanlıya anlattı. Şükürler olsun, iyiyim. Bodrum, Bodrum. Ege'nin incisi, eğlencenin adresi Bodrum'dan muhteşem tatil manzaraları. Kış devrildi, yaz geldi sonunda. Uzansa her gece yine sabahlara. Şimdi tam zamanı, topla eşyaları. Güneş bizi bekler yine Bodrum'da. Yaz geldi, geçiyor. Bodrum hala dolup taşıyor. Muhteşem tatil görüntüleri, ünlüsü ünsüzüyle. Keyifli bir tura çıkartıyoruz sizleri Aşıklar Şehri Bodrum'da. Haydi herkes Bodrum'a, eliniz orada, güneş orada. Aynı yerde takılma, tek başına sıkılma. Alın işte, ilk ünlümüz takılıyor bile kameramıza. Behzat Uygur, eşi ve oğluyla birlikte tatilde. Bu yani yolumuza takılıyor. Biz ona bakıyoruz. Behzat Uygur bu. Bu şirin ailenin sonrasında yine Emel Sayın'la birlikteyiz. Hafta boyunca rastlaştığımız ünlü sanatçı maalesef ki deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkartamadı. Ahu Aysal ve Ahu Tuğba'yla keyifli sohbetler gerçekleştiren Sayın uzun elbisesiyle dikkat çekti bu kez de. Emel Sayın bikinili görüntülenmemek adına bütün mücadelelerini verirken Berna Leçin ise işte böyle takılıyordu kameramıza. Siyah bikinisiyle görüntülenen Laçin'in metrelerce uzaktan bile selülitleri gözden kaçmıyordu derken sanki bu sözümüzü duymuşçasına kameraların olduğu yöne doğru bakıyor o da hemen. Bırak uzaktan gözlerinle kesmeyi, bırak yalandan rüzgar gibi esmeyi. Ve az sonra Emre Kınay da katılıyor aynı gruba. Emine Ün'den ayrılan oyuncu kızıyla birlikte tatilde. Orhan Baba'yı selamlıyoruz şimdi de. Geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve herkesi korkutan usta sanatçıdan sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyoruz. Benim bir sorunum var. Bunu daha evvel de çok yaşadık. Bir elektrik meselesi var. Bu elektrik, yani her vücudun ürettiği elektrik var ya, bu elektrik arada bir kontak yapıyor galiba ki. Bu böyle oluyor. Ritim bozukluğu yapıyor. Şükürler olsun iyiyim. Bodrum'da bol bol dinlendiğini söyleyen ve sağlığının iyi olduğunu belirten Gencebay, yeni albüm hazırlığında olduğunu ve sene sonu sevenlerine bir albüm hediye edeceğini müjdeliyor. Bu sene sonuna kadar gönül dostlarına bu albümü vereceğim. 3 yıl aradan sonra albüm hazırlığında olan Orhan Baba, yeni sezonda bir dizi projesiyle ekranlarda olabileceğini de söylüyor. Bir dizi projesi vardı. 2 seneden beri düşündüğümüz, çalıştığımız güzel bir hazırlığımız var bu konuda. Usta sanatçı yeni projelerini bir bir açıklıyor. Durun efendim, yeni albüm, dizi projesi derken bir tane daha geliyor. Ayrıca başka bir sürpriz daha olabilir, söylemek istemiyorum. Bir show programı olabilir, ikili olabilir. Belki de Sibel Hanım'la olabilir. Kader yazar tükenmez, tükenmesin sevgimiz.
Orhan Gencebay'a bay bay dedik. Volümün tavan yaptığı yere geldik. Sırada Bodrum Beach'leri var. İşte müzik, dans ve güzel kızlar. Sonra algılanır ya. Dal Kılıcı şarkılarıyla eğlenen tatilcilerin arasında evlendirme programlarının müzmin bekarı Esra Erol da var. Bakın bakın, Bengü sevgilisi Akın Altan'la yan şezlongda. Bir başka çift Ferhat Göçer'le Ömür Gedik'si Güneş Keyfi'nde. Ömür'e bakın siz. Biricik aşkı Ferhat'ına. Nasıl da güneş kremi sürüyor öyle. Her şey yalan, aşk bari. İllaki sen, illaki. Cemiyetin ünlü hanımlarından Ceyla Gölcüklü de tüm güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Efendim, kimler yok ki Bodrum'da? Alın size BKM mutfak oyuncuları. Yakın zamanda sevgilisi Gamze Topuz'u aldattı haberleriyle gündeme gelen hıyarlı baba Şahin Irmak da sevgilisiyle birlikte mutluluk pozu veriyordu kameralara. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir dudaktan öperim. Son olarak rengarenk bikinisiyle Demet Akalın'a selam verirken Murat Boz da beach'teki oyunuyla Özgün Amal'ı hatırlatıyor bize. Cuma'dan pazara.